Yaşı ne olursa olsun oyunun kişinin hayatına sayısız faydası vardır. Oyun eğlencelidir, yaratıcıdır, stresi hafifletir, olumlu sosyal etkileşim ve iletişimi teşvik eder. Çocuklar oyun oynarken engellemelere katlanmayı, duygularını düzenlemeyi ve gelişimsel görevlerde başarılı olmayı öğrenirler. Bu ifadeler Özge Selçuk Bozkurt'a ait. Özge Selçuk Bozkurt, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden mezun oldu. Yine Hacettepe Üniversitesi'nde üstün yetenekli çocukların erken dönemde belirlenmeleri üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bilim uzmanlığını aldı. Ankara'da uzman özel eğitimci olarak görev yaptıktan sonra bir kamu kreşinde çocuk gelişimi uzmanı ve sonrasında kreş müdürlüğü görevlerini yürüttü. Oğlu Arca'nın ailesine katılmasıyla çocuk bakımı ile kariyer arasında kaldı, çocuk bakımını seçti. Bu süreçte annelerin evde çocuklarıyla neler yapabileceklerine yönelik çalışmalar yürüttü, araştırma ve önerilerini annelerle paylaştı. Halen Bursa'da bir anne bebek oyun grubu ve aktivite merkezinde mesleğini yürütmekte. Çocuk gelişim uzmanı ve oyun terapisti Özge Selçuk Bozkurt şimdi bir kadın bir hayatta. Evet, Özge Selçuk, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Özge Bursalardan kalktı geldi. Geldim valla. Ve yıllardır işin içindesin. Evet. Çocuk gelişimi uzmanısın hem. Evet. Ama hem de çok güzel bir sitem var ve orada anneler çocuklarıyla evde ne gibi aktiviteler yapabilirler, ne gibi çalışmalar yapabilirler. Bir taraftan bu çalışmalar çocuklara ne gibi bir zihinsel katkı sağlar. Gelişimsel katkı sağlar. Bunlar çok önemli ve çok güzel bir şey yapıyorsun. Biz özellikle iki misafirimizi de bu şekilde istedik ki hani hassas anneyle Ece ile bir şeyleri konuşurken ama sonrasında evet. Da evet yani evdeyken peki o zaman çocuklar ne yapmalı dediğimizde o sorunuzun da cevabını alacağız şimdi. Öncelikle Ece ile arkadaşlığımızdan bahsetmek istiyorum. Ben size ikimiz de aynı zamanlarda kurmuştuk aslında sayfayı ama hani ilk zamanlarda bir konuşuyorduk. İşte sen ne yaptın ne ettin görüşmelerimiz olmuştu. Baktım hani ben yeni yıl zamanıydı böyle 1000 kişiye ulaştığım zamanlarda Ece dedim ki ay tebrik ederim 1000 kişi oldun sonunda işte baktım kendisi de 175'lerde o zaman. 175 bin değil mi? Hayır rakam nokta 175 nokta. Pardon. Ben dedim ki olursun olursun sen de demiştim ondan sonra hassas annemiz o yoğurtların tanıttı bize bütün ürünleri tanıdı nasıl hassas anne olun nelere dikkat etmemiz gerekir onlarla ilgili bilgiler verdi. Evet. Ve derken tabii ki evet. Takipçi sayısı arttı inanılmaz annelere. Seni solladı diyorsun. Soldan böyle. Hayır, çok seviyorum. Olsun, sağ olsun. Sağ olsun kendisi. Ne olursa olsun. Evdeyim gerçekten. Hepimiz. Her annenin yani mutlaka üye olması gereken bir yer. Çok çocuk küçük olan annelerin. Evet. Evdeyim. Büyük her bir şey olabiliyor aslında ama hani ilk etapta çocuklar küçükken anneler ne yapacağını bilemiyorlar. Eyvah nasıl katkı olabilir? Hani yerde emekliyor, debeleniyor, bir şeyler yapıyor. Ne yapabilirim çocuğumla diyor. Peki. O zamanlarda başlıyor. Eyvah tamam demek ki gelişim için bir şeyler yapmalıyım. Ben çocukla nasıl iletişime geçeceğim? Neler oynayacağım? O zamandan başlıyor annelerimiz bir tedirgin ama genelde 6 ay düzeylerinde oluyor aslında bunlar. Evet. Çocuğun da böyle etrafı tanımaya başladığı dönemlerde olmaya başlıyor. Ve ondan sonra bir çocuk gelişim uzmanı aramaya başlıyorlar. Ve ne yaparız, ne ederiz diye. Evet. Ondan sonra devreye giriyoruz. Neler yapılabilir? Peki sence 6 aylıktan sonra mı başlar ufak ufak? Yani oyun dönemi dediğimiz dönem aslında çocuk her belki döneminde de oyunla yatkındır. Belki de hani 3-4 aylıktan sonra. Annelikte başlıyor diyorum onlarla. Öyle mi? O kadar. Tepkileriyle bebeklerin hani ses vermesiyle varlığını tanıtmasıyla başlayan bir dönemdir bu aslında bu oyun süreci. Annenin karşılıklı iletişime geçmesini bir oyun olarak görebiliriz. Bizim değerlendirme ölçeklerimiz vardır. Onlara göre belli maddeler uygularız çocuk. Pomponu takip etmesinden tutun da ışığa, sese verdiği tepkiler. Aslında bunların hepsi bir oyun gibi çok rahat yapabiliriz biz. Arkasından böyle bir sesi çıngırtatırız ona bakmasını isteyebiliriz. O taraftan yaparız. Oyun başlatabiliriz aslında kaç bu şekilde. Kaç aylıkta ama başlar? Oradan buradan. 3 aylıkken başlarız bunun seslere dönmesi veya bir şeyi nesneyi takip ettirmesi bunlar. Aynı zamanda nesnenin hani takibiyle alakalı bir maddelerimizdir. Gelişimine destek verici. Reflekslerini ölçeriz. Reflekslerini aynı sese verdiği nasıl ölçeriz? Tepkiler. Yavaş yavaş gidelim şimdi sakin sakin. Şimdi mesela çocuğumuz 3-4 aylık oldu. Evet. Bebeğimiz. Kafasını tutmaya başladı. Hem bu göz takibini yapıyor mu diye evet onu da bir yerde çek etmiş oluruz. Çocuk engel durumu var mı? Bunları en azından gözlemlemiş oluruz. Evet. Eğer bir şeyle bir çocuğumuzun gelişimi çok iyi bilmeliyiz aslında. Madde madde yavaş yavaş bunları bir geçelim şimdi ne yaparız? Tabii ki. En başta hakikaten her ayda normal çocuk, normal gelişim gösteren çocuklar neler yapması gerekir? Bunların checklistlerini bulabilirsiniz zaten internet ortamında da vardır ama güvenli kaynaklardan olması suretiyle diyelim mutlaka.
bakarsınız bu ayda neleri yapması gerekiyor. Maddeler vardır aslında, onların nasıl yapılacağı, nasıl uygulanacağı da vardır. Bir denememiz gerekiyor nasıl yapacağımızı. Çocuk hakikaten var mı, tepkiler veriyor mu buna? Veremiyorsa oraya bir işaret koyun, bir sonraki ay onu tekrar deneyin. Baktınız bir sonraki ay hala o maddeyi kazanamamış. Çünkü bebeklik döneminde her ay, yani 0-12 ay diyeyim daha doğrusu, her ayın ayrı maddeleri vardır. Ve oradaki madde kazanılmadan bir üst basamağın maddesine geçiş biraz zor olmakta ve çünkü bütün basamaklar bunu takip etmekte. Mutlaka onu kazandırmalıyız. En basitinden 6. ayda bebeğin eline bir nesne verdiğinizde, küçük böyle tutabileceği bir nesneyi verdiğiniz zaman ikinci nesneyi uzattığınızda onu attığını ve o nesneyi aldığını görürüz. Ama 7. ayda artık bedeninin farkındadır. Bu elindeki nesneyi bu eline geçirir çünkü 2 elde ona aittir artık. Bu elini boşaltır ki yeni nesneyi alabilsin. 8. ayda bakarsınız onları vurmaya başlamış artık küpleri. Ses çıkarır, bu ses onun hoşuna gider ve bunu taklit eder, tekrar eder. Derken başka nesnelere bunu uygular, farklı sonuçlar alır. Birinde ince ses çıkınca ötekinde kalın ses çıkmıştır. Keşfeder. Bu onu keşfeder. Keşif onu oyuna ulaşmaya artık teşvik ediyor açıkçası. Evet. Bunu yapınca başka şeylerde de deniyor. Derken anne de artık oyuna dahil olmaya başlayacak oyunlarına. Onu yapacak, bunu yapacak derken birlikte oyunu geliştirecekler. Ayına göre. Evet, ayına göre. Bize söyleyebileceğin daha sonra masada aktivite, daha doğrusu bir bize puzzle yapımını göstereceksin. Bultak diyelim daha doğrusu. Bultak. Anneler nasıl yapabilirler onu? Onu şey yaparız. Tabii ki daha sonra diğer bölümde bakarız. O tamam. Kaç yaşa hitap eden bir şey? Şimdi 1 yaşından sonra bunu çok rahat uygulayabilirsiniz. Ben bunu aşama aşama şöyle yaparsanız bunu 1,5 yaşta, böyle yaparsanız 2 yaşta modüler yapabilirsiniz. Evet, bir etkinliği nasıl farklı aşamalara peki, çevirebilirsiniz onları vereceğiz. O zaman onu bölümde alacağız. 3. bölümde. Peki bize yani söyleyebileceğin çocukla annenin evde yapabileceği etkinlikler noktasında hangilerini, anneler nasıl destek olabilir evet, mesela hangi yaş döneminde hangi oyunları birlikte yapabilirler, ortaya çıkarabilirler diye neleri önerebilirsin evet. bize? İlk başta annenin çocukla iletişimi çok önemli. Hakikaten iletişime geçmeli. Bu şöyle olacak. Aslında bir 18 aya kadar siz annesiniz, bir lidersiniz belki de bu anlamda. Çünkü annenin de, çocuğun da annenin liderliğine ihtiyacı var hayatı tanıması açısından. Tamam. Birlikte bir şeyler yapacaksınız ama siz biraz yol gösteren olacaksınız. Ama 18 aydan sonra çocuklar artık ben merkezi döneme geçmeye başladıkları zaman sizin dediğinizi dinlemeyecek, bir inatlaşma başlayacak, lider o olması isteyecek ve artık sizin lider değil de oyun arkadaşı olmanız gerekecek. Yani onun yanında aynı şeyi yapmanız gerekecek belki. Hani gel bunu buradan basıyoruz, düğmeye basıyoruz, birlikte göstermeyin, bırakın tanısın. Her bir şeyde mutlaka anneler önerimiz olur zaten. Ne olur siz anlatmayın neyi nasıl çıkardığını, çalıştırdığınızı, bir oyuncak çıkardığınızı karşısında. Bırakın keşfetmesine fırsat verin ki. Yani her bir düğmeden farklı ses çıktığını, hoşuna giden hangisi olduğunu gözlemleyebilirsiniz böylece. Ha, yeşil düğmeyi basınca bu şarkı çaldı. Demek ki bunu daha çok seviyor çocuğum. Kırmızıya bastınız oradan bir ayı fırladı. Ha, demek ki harekete bağlı bir şey ilgisini çekti. Işığa basan, ışıklı olan bir yere bastınız. Işıklı olan bir oyuncak çıktı. Ha, demek ki ışığa karşı yatkınlığı var. Görsel bir materyaldir bu da. Sese mi, görsele mi? Yatkınlığını çok kolay ayırt edebilirsiniz çocuğunuzun gözlemle. Bir de ilk zamanlar yani daha böyle küçükken zaten bence ışıklı tarafa da basar, sesli tarafa da basar. Zaten basa basa keşfedecek tabii. Ve bulacak. Evet. Yani basmayı biz 12 ay civarında hani bunu önerir artık istiyorsun çocuklar. 7-8 aydan itibaren bu parmak devreye girer. Gösterirler gitmek istediklerini, almak istediklerini gösterir bebekler. Ama 12. ayda onu artık amacına uygun kullanırlar. Hoşuna giden şeyleri çalıştırmak için o parmağı kullanırlar. Bir yere dokunmak isterler böyle. O civar yani ortalama bir değerdir 12 ay. Erken olan da olabilir, ileri olan da olabilir. Çocukta bir engel durumu varsa tabii ki bu ilerleyecektir bu yaş ay aralığı diyeyim daha doğrusu. Evet. Ona göre değerlendireceğiz biz de çocuklarımızı. Evet. Hakikaten iyi bir gözlemci olmamız gerekiyor. Her ay neleri yapması gerektiğine dair. Komşunun çocuğuna değil. Lütfen bu hani checklistlerimize bakın, kontrol listelerimizdir. Bunlar bizim her ayda neleri yapması gerekiyorsa. Komşunun çocuğunu takip etmeyin siz diyorsunuz. Aynen öyle. Aynen uzmanların öyle. Hazırladığı tabii şeyler var. Şimdi internet var, gelişmiş yayınlar var veya. Birazcık da annelerin babaların ilgili olması gerekir ki bu çocuk bu ayda bu doğru şeyi mi yapıyor? Acaba geri mi kaldı? Biraz tabii ki kıyas tetikte olmak lazım. Gerçek. Çünkü her çocuğun gelişimi kendine özeldir. Her çocuk farklı şeyde kazanır. Kiminin dil gelişimi, hani beynin kullandığı yarım küresine göre çocukla değişmektedir. Kimi çok güzel konuşur, erken yaşta konuşmaya geçecektir. Doğru. Ama kiminin konuşması gecikecektir. Ama bir bakın, motor becerilerde aktiftir. Veya görsel uzamsal zekası gelişmiştir. Tamamen hani sosyal iletişim o kadar gelişmediği için hani belki de hani insanlarla konuşmayı tercih etmemiştir ama çok güzel.
görsel uzamsal bir yap bozu bulup tak diye yerine takabilmektedir. Doğru. Her çocuğun kendine göre iyi olduğu, aynen öyle, öne çıktığı çoklu yönler zeka var. Çoklu zeka teorisi vardır buna, hı-hı, göre. Herkesin farklı, üstün olduğu zekalar vardır. Kimi, evet, bir alanda, kimi birkaç alanda üstündür. Lütfen çocuğumuzu buna tek bir sözel alanla ya da matematiksel alanın üstünlüğüyle ne olur kıyaslamayın kimseyle. Peki, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Güzel bir müzik dinleyeceğiz. Müzikten sonra sizi üçüncü bölümde bekleyeceğiz ve sanatçımız Faruk Emre'yi ağırlayacağız. Buyurun.